Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz çelişkili. Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok derken sahadaki bilim insanları yoğun bakımlardaki yoğunluğa dikkat çekiyor. Çelişkili. Maliye ve Hazine Bakanı kendimizi muhteşem başarılı buluyoruz dedi. Ama mikrofon tuttuğumuz vatandaşlar zamlardan, geçim sıkıntısından dertli. Yani bakanın açıklamasıyla sokağın gerçeği çelişkili. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve beyaza bürünen Türkiye günü nasıl geçirdiği aktararak başlayalım bültene. Türkiye doğusundan batısına kar yağışının etkisi altında. Aralıksız devam eden tipi yüzünden zorlu anların yaşandığı yollarda kazalarda peş peşe meydana geldi. Türkiye'nin dört bir yanında ekipler yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı teyakkuzda. Tüh ya. Geldiler. Tamam. Aniden kaydı araba. Kayarak sağa sola vurarak en sonunda kaldırıma vurdu, yan yattı. Aniden bastıran tipi yüzünden görüş mesafesinin sıfıra indiği anlarda buzlanan yollarda en zorlu görev direksiyon başındaki sürücülerdeydi. İstanbul'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü Tokat'ta devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. 38 kişi yaralandı. Amasya Merzifon'da ise buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. 30 yolcu ölümden döndü. Düzce'de tem otoyolunda kayan tır yüzünden meydana gelen zincirleme trafik kazasında 30 araç birbirine girdi. Doğusundan batısına Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte yurdun birçok noktasında yollar kapandı. Konya'da aralıksız süren tipi nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma kapanınca yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Sivas'ta da gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 594 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Otobüs seferleri aksadı. Yolcular terminallerde saatlerce beklese de anne karnında dünyaya gelmek için acele eden bebeklerin bekleyecek zamanı yoktu. Konya Beyşehir'de yaylada hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün doğum sancıları başlayınca kendi araçlarıyla yola çıktılar. Kar nedeniyle yollar kapandı. Hamile kadın araçta doğum yapmak zorunda kaldı. 39 yaşındaki kadın bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum anı orada gerçekleşti arabada. Hemen ambulans gelince hemşire hanımlar müdahale yaptılar orada. Sağ salim. Şu anda hasta yatmakta olan hastamız için jandarma ekipleri tıbbi malzeme, ilaç götürmek zorunda kalıyor. Elazığ'da Kuşhane Köyü'nde de jandarma ekipleri yolu kapanan köyde yalnız yaşayan fiziksel engelli şeker hastası Orhan Bektaş için seferberdi. 1,5 kilometre yolu zorlukları aşa aşa jandarmamız hastaya ulaşmaya çalışıyor. Elazığ'ın Baskin ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 4 gündür ulaşım sağlanamayan Altınuşağı Doğanlar Mezrası'nda 1,5 aylık Berfin bebek zor durumdaydı. Bebek için gerekli malzemeler ekiplerin uzun uğraşları sonucu ailesine ulaştırıldı. Yaşasın getir ya Berfin'i. Bebiş. Siirt Şirvan'da Ormanlı Köyü'nde ise mahsur kalan iki çoban ve sürüleri donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Allah razı olsun yolu açtığınız için çok teşekkür ederiz. Yurdun genelinde devam eden kar yağışı İstanbul'da da kendisini hissettirdi. Özellikle çocuklar ve çocuk kalanlar okulların ara tatile girmesiyle kar sevinci bir araya gelince doya doya eğlendi. Uzmanlar ise önümüzdeki günler için soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği uyarısında bulundu. Burada. Hadi karla oynamaya çalışıyoruz da şu an dondum. Böyle mi oynanıyor kar? İşte bilmiyorum ben yeni çözdüğüm için. Siz
sizce nasıl oynanıyor? Çekemedim. Öyle oynanmıyor galiba. Biri beni kaldırsın. Evet. Ne yapıyorsunuz? Valla oyun oynuyoruz çocuklarla. Hazır fırsatı bulmuşken İstanbul'da kolay kolay kar göremiyoruz çünkü. İstanbul beyaz örtüye uyanmışken doya doya oynadılar çocuklarıyla. Çocuk oldu büyüklerdi. Mega kentte yoğun kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kimi geceden sokağa çıkıp kar topu oynadı, yokuş aşağı kaydı. Sabah şehrin, mahallesinin beyaza büründüğünü gören çocuklar ve çocuk olanlar kendini sokağa attı. Çok güzel. Görüyor musun? Kar görünce sabah ne hissettiniz? Çok mutlu, huzurlu. Yoğun kar yağışı bir de ara tatilin ilk günlerine denk gelince çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Nasıl geçiyor tatilin? Çok iyi geçiyor. Kar görünce ne yaptın? Çok mutlu oldum. Kara çok seviyorum çünkü. Sonra onunla kardan adam yapıyoruz. Hadi yapın bakalım o zaman. Vallahi en son ne zaman oynadığımızı hatırlamıyorum. Biz çocuktuk herhalde. Ben sahilde ilk defa kar görüyorum. Çocuklara bir karne hediyesi diye çocukları kar oynamaya getirdik. Mutlu herkes. Sevindin mi kar görünce? Çok. İstanbul'a zaten geçen gün babama demiştim 6 yılda bir kar yağıyor diye. Tutmaz dedim. En son 2016'da düzgün tuttu. Yıl 2022. Kaç doğumlusun? 2011. Büyüğü küçüğü İstanbul'da herkes en son ne zaman bu kadar fazla kar gördüğünün hesabını yaptı. İstanbul'un farklı bölgelerinde farklı yoğunluklarda yağan kar bu sene her ilçesinde kendini hissettirdi. İstanbul'un güney sahili boyunca kardan adamlar sıra sıra dizildi. Kardan adam mı yapıyorsunuz? Evet. Sevindiniz mi kar yağınca? Bayağı sevindim sabah. Siz güzel atıyorsunuz. Evet, özlemiş misiniz kar? Evet, çok güzel. İstanbul'un her noktasında bir başka güzel manzara vardı. Gökdelenlerin ardından beliren karlı tepeler, mega kente özgü manzaralardan biri oldu. Dört mevsim boğazda yüzenler, boğazın buz gibi sularına bıraktı kendini. Evet. Seni ben alırım abi. Tabii bu, karın görünen güzel yüzüydü. İstanbul'da gece boyunca araçlar zor anlar yaşadı. Arabalar kalmıyor, mahsur kaldık. Gördüğünüz üzere arabalar çıkamıyor. Emin abi, rampada araçlar kaldı. Kazalar sadece kayan araçlarla kalmadı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. 9 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de tuz taşıyan tankere arkadan çarpan servis şoförü hayatını kaybetti. Uzmanlar kar yağışı ve kazalara karşı uyarılarına devam etti. Çünkü kar şiddetini arttırarak gelmeye devam edecek. En şiddetli kar yağışının pazartesi günü yurdun genelinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. Salı günü de yurdun tamamına yakınında Ege ve Akdeniz'in yüksek bölgeleri de dahil kar yağışı var. Çarşamba günü Ege'de etkisini kaybedecek olan kar, Perşembe günü Marmara bölgesinde yerini yağmura bırakacak. Cuma günü Marmara bölgesi yağmurlu, Ege ve Akdeniz parçalı bulutlu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da kar var. Sayın seyirciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden önemli bir duyuru var bu arada. Duyuruya göre Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve Devlet Yolu Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı. Aktarmış olalım. Ve koronavirüs gündemi, salgına karşı hastanelerde sorun yok denilerek pembe bir tablo çizilse de durum tam aksine. Özellikle İstanbul için yoğun bakımlarda yer yok. Kar tatilinde virüs yayılmaya devam ederken sağlıkçılar tatil nedir bilmeden mücadeleye devam ediyor. Birazdan. Gamze Hanım, ben geçen haftaki kadar hiç vaka görmedim. Yani yer gök COVID, acil serviste kuyruklar, bizim poliklinikler kuyruklar. Ek servis açtık. Bir yoğun bakım servisi açtık, bir servis açtık. Yani hasta yok da biz bunları niye açıyoruz? Servisler dolduğu yoğun bakımlarda yer kalmadı. Hastalar hastane kapısından geri çevrilmek zorunda kalıyor. Ama vaka sayılarında artış bir türlü önlenemiyor. 73 bine dayanan günlük vaka sayılarının yarısı İstanbul'da. Kabaca bir hesapla sadece İstanbul'da günde 36.500 kişi COVID-19'a yakalanıyor. Çizilen pembe tablonun aksine özellikle de İstanbul için alarmın rengi yeniden kırmızıya döndü. Hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde
defa durum pozitif. Vaka olarak söylemiyorum. Hiç öyle değil. Sıkıntı büyük. Yer yok. Hastaneler adeta birbirlerine hasta göndermek için yer arıyorlar ve telefon trafiği başlatıyorlar. Hastaları alamadık çünkü hiç yerimiz yok. Yoğun bakımlar dolu. İstanbul için söylüyorum. Dolayısıyla öyle durum çok toz pembe değil. Tüm varyantların da piklerinde en hızlı bulaşan oldu omikron varyantı. İstanbul'da neredeyse her 10 kişiden 4'ü pozitif. Türkiye genelinde ise son 24 saatte 72.856 kişi koronavirüse yakalandı. 184 kişi ise hastalığa direnemedi, hayatını kaybetti. Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir. Tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım. Tek başına hiçbir önlem yetmiyor. Tam sıkı durmak tabii ki en ideali. Hem testler yapılsın, hem maskeye dikkat edilsin, mesafeye dikkat edilsin. İnsanlar otokontrolünü sağlasın. Bu eşittir salgının sonu demek. Sağlık Bakanı Koca İstanbul için uyarılarını sürdürüyor ama test zorunluluğunun kalkması, testten kaçan pozitif olma durumu nedeniyle uzmanlara göre açıklananın da üzerinde vakalar. Vaka sayıları açıklananın çok üzerinde. Çünkü artık pek kimse test yaptırmıyor. Herkes de pozitif çıkmadığını söylersem bu rakamların şu anki mevcut durum itibariyle 100 bin civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle de sömestr tatilinde insan trafiği artacak. Kar tatilinde kapalı alanlarda toplu organizasyonlarla virüs tehlikesini yaymaya devam ediyor. Sağlık çalışanları ise hafta sonu kar tatili demeden, dinlenmeden mesaisine devam etmek zorunda. Siz en son ne zaman tam anlamıyla dinlenebildiniz? Hiçbir zaman. Haftanın 7 günü hastanedeyiz. Çünkü görmemiz gereken hastalar oluyor. Hastalarımız teşekkür ediyorlar, bizim için çok uğraşıyorsunuz diyorlar ama biz teşekkür beklemiyoruz. Kurallara uyusun, vaka sayıları azalsın. Bu bizim için en büyük teşekkür. Sağlık çalışanlarının durumu böyle. Sağlıkçı olmak isteyenlerin ise mesela KPSS'den yüksek puanlarla 14 aydır atama bekleyen ama 30 bin mezun olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde yapılan sağlık atamasıyla sadece 66 kadro açılan acil tıp teknisyenlerinden mesaj var. Onlar atama bekliyorlar efendim. Devam edelim. Sezen Aksu'nun yıllar önce yazdığı bir şarkı sözü nedeniyle önce troller tarafından hedef gösterilmesiyle başlayan tartışmaya Cumhurbaşkanı da dahil olunca Sezen Aksu sessizliğini bir şarkı sözü yazarak bozdu. Sanatçıya destek mesajları yağdı. Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken eskidendi, eskidendi. Beş yıl önce yazdığı bir şarkının sözleri nedeniyle bugün hedefe konuldu Sezen Aksu. Sosyal medyada kimliği gizli hesaplar üzerinden başlayan linç, siyasetin ve iktidarın da gündemi olunca yine kendi diliyle, şarkı sözüyle sessizliğini bozdu Aksu. Sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Bir linç operasyonu başlatıldı sosyal medyada. Cuma namazında Cumhurbaşkanı da bu tartışmaya girdi. Cumhurbaşkanı Sezen Aksu'yu hedef gösterdi. Ama sözlerini vermeyeceğiz. Neden? Çünkü bu sorumluluğu taşımak zorundayız. Yarın Allah korusun Sezen Aksu'nun başına bir şey geldiğinde biz de kendimizi Fox Haber Merkezi olarak, ben Fox Haber'in genel yayın yönetmeni olarak vicdanen rahatsız hissedecek. Şimdi bizim bir haberci olarak bu sorumluluğu taşıdığımız bir yerde devletin tepesindeki isim olarak siz Sayın Cumhurbaşkanı bir sorumluluğu bir tarafa bırakarak, devlet aklını bir tarafa bırakarak, feraseti bir tarafa bırakarak bu hedef göstermenin neticesinde Allah korusun Sezen Aksu'nun yarın başına bir iş geldiğinde bunu dünyaya, bunu Türkiye'ye nasıl açıklarsın? Sezen Aksu sağduyulu açıklama yapan gazetecilere teşekkür etti ve cuma gecesi kağıdı kalem eline alarak Cumhurbaşkanı'nın hedef gösteren açıklamaları üzerine bir şarkı yazdı. Her satırı yanıttı. Dilimi ezemezsin diyen Sezen Aksu'nun kim yolcu kim hancı dur bakalım beni öldüremezsin sazım sözüm var benim. Ben derken ben herkesim satırlarının altı çizildi yanıt olarak.
Sanatçılardan da destek yağdı. Fazıl Say şarkı sözüne beste yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Gani Müjde ise 100 yıl sonra bile hatırlanacak bir cevap dedi şarkılı yanıt için. Beren Saat ise halka şiirler okuyup duygusal köprüler kurarak seçilen Erdoğan'ın tepkisine inanamadığını söyledi. Yılların sanatçısı Sezen Aksu'nun kaç siyasi dönem gördüğünün altını çizdi Livaneli. Bir şarkı sözü, bir atasözü üzerinden yaşananların adliye koridorlarına taşınması ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklamayla sonuçlanmasından sonra muhalefetten tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a uzun zamandır yok hükmünde gündem yaratma peşinde buralara kadar düştü derken Akşener Erdoğan'a dünün mağduru bugünün mağruru nereden nerede nereye diye yüklendi. Gazeteci Sedef Kabaş'ın gece yarısı gözaltına alınması Erdoğan'ın yargı yılı açılışında söylediği artık gece yarısı işlemlerine son verdik sözlerini de yeniden gündeme taşıdı. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Daha sonra yapacağım. On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir. Sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Cumhurbaşkanının tarafsız bir şekilde görevini yaptığını iddia edebilen çıkar mı ya bugünkü Türkiye'de? Sürekli kutuplaştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına karşı yükselen tepkilerde demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu ortak payda oldu. Akşener, Erdoğan'a okuduğu bir şiir yüzünden hapse girdiği yılları hatırlattı. Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye? Kılıçdaroğlu da Akşener'de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Adalete güveniyorum. Sedef Kabaş'ın tutuklanması iktidarla muhalefeti böyle karşı karşıya getirdi. Kabaş'a gece saatlerinde yapılan gözaltıysa uzun bir süredir unutulan uygulamayı yeniden hatırlattı. Erdoğan'ın 1 Eylül'de yargı yılı açılışında yaptığı açıklamayla birlikte. Sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdi. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için gündem yaratma peşinde buralara kadar düştü zavallı. Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasına basın meslek örgütleri de tepki gösterdi. Ülkede gazeteciler düzenli olarak tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorsa toplumun geleceği de demokrasisi de tehlike altındadır. Sedef Kabaş'ın haksız tutukluluğunun basın meslek ilkelerine saygılı hiçbir gazeteci caydırmayacağını kararı veren yargıçlara, siyasi otoriteye bir kez daha hatırlatıyoruz. Takıyor genel başkan şapkasını, herkese hakaret edebiliyor. Bir başka kişi kendiyle ilgili kullandığında hemen Cumhurbaşkanı şapkası takıyor, diyor ki dur bakalım ya ben Cumhurbaşkanıyım, bana böyle konuşamazsın diyor. 160 bin kişi hakkında soruşturma açılmış arkadaşlar Cumhurbaşkanı hakaretten. Sedef Kabaş'ın tutuklanması Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan davaları da gündeme oturttu. Rights lawyers say you have 100,000 Turkish citizens who've been investigating just for insulting you. Organizations that have no... CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 229. maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Gerekçesi ise yeni sistemde Cumhurbaşkanı siyasi parti genel başkanı da olduğu için tarafsızlığını kaybetti ve madde Erdoğan için muhaliflerini susturma aracına dönüştü. Bu yasa tarafsız Cumhurbaşkanı'na göre yapılmış bir yasa. Bu zırhtan... Şimdi bir siyasi partinin genel başkanının yararlanması adalete de uygun değil. Özgür Özel'in pazartesi günü meclise sunacağı teklifin gerekçesinde verdiği rakamlara göre Erdoğan döneminde Cumhurbaşkanı'na hakaretten başlatılan soruşturma sayısı 160.169. Soruşturmalar sonrasında görülen davaların sonundaysa 12.881 kişi mahkumiyet cezası almış. TCK 229'a göre Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul'da ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi ve o toplantıda kurduğu cümlelerle yine muhalefetin hedefinde. İddiaya göre Bakan Nebati Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik dedi. İş dünyasının enflasyonun altında faizle kredi kullanmasıyla övündü. Muhalefet bu cümleleri ancak ekonomiden hiç anlamayan biri kurabilir diyerek tepki gösterdi.
Bakan Nebati yine döktürmüş. Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik. Madem öyle Merkez Bankası'nın kapısına kilit vursanıza, inanın her konuşmasında daha fazla batıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle İstanbul'daki buluşmasında iddiaya göre şu an %14 olan Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik dedi. Muhalefete göre ise bu bir başarı değil, ekonomik tablonun daha da ağırlaşacağının itirafı. Ben para politikasını batırdım, iflas ettirdim. Bunun için kur korumalı mevduat gibi bir sisteme geçtim. Bu sistemde de faizin ucu açık, faiz istediği yere kadar gidebilir diyor. Aslında bu itirafı yaptığı için gerçekten de politika faizinin bir önemi kalmadı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Bu itiraf Türkiye'deki ekonominin yok edilişi, ekonominin batması. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Buyursunlar sıfıra indirsinler faizi. Nasıl olsa aradaki kur farkını vatandaşa ödetecekler. Bugün piyasada faiz %40'lara gelmiş, dayanmış durumda. Hükümete şunu soruyorum. Faizin yüksek olmasından sizin menfaatiniz nedir? Muhalefete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas diyerek savunduğu teorisine rağmen sadece görünürde faiz düşüyor. Hazinenin borçlanma faizi, kredi faizleri ise artıyor. T24'ten Uğur Gürses'in haberine göre Bakan Nebati ise iş insanlarının enflasyonun altında kredi faizi kullanmasıyla övünüyor. Enflasyonun altında kredi kullanıyorsunuz. Bu bir başarı değil mi? Baktırdım. Cumhuriyet tarihinde böyle bir başarı olmuş mu diye kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz. Enflasyonun altında kredi faiz oranlarıyla övünmek ancak bir cahil, liyakatsiz, kifayetsiz ekonomi politikacısının söyleyebileceği bir şeydir. Yükü fakirin sırtına yüklüyor ama zengini daha fazla zengin yapıyor. Kendi beceriksizliklerini 84 milyon insanın sırtına yükledi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakan Nebati ise tam tersini düşünüyor. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin ne kadar doğru olduğunun altını çizerek. Faiz sebep enflasyon sonuç. Zaman bizi haklı çıkartıyor. %36 tüfe, %80 üfe var. İnsanda biraz utanma olur. Dünyada bizi neredeyse enflasyon şampiyonu yaptınız. Enflasyonun yüksek olmasından sizin menfaatiniz nedir? Bakan Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasıyla iş dünyasından 10 milyar dolar katılım beklediğini açıkladı. Bir aydır uygulamada olan yeni model ne kadar tuttu tutmadı tartışılırken, Bakan Nebati'nin Londra yolcusu olduğu da ekonomistlerle toplantısında ortaya çıktı. Londra ziyaretinden bahsetti. Londra'ya gidecek ve bu da aslında sıcak para akışı için önemli bir destek olacak Türkiye ekonomisine. Ben olsam şu cehaletle Londra'ya gidip ekonomi konuşmam. Gerçekten anlamak güç. Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik diyor bakan. Oysa bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Kanunu ile düzenlenen görev ve sorumlulukları var. Orada birinci maddede şöyle diyor. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir. Banka yani Merkez Bankası bu amaç doğrultusunda uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçları doğrudan kendisi belirler, kanunda böyle diyor. O halde yani ya elinizdeki bu çok değerli silahı önemsizleştirip istediğimiz telden çalacağız diyorsunuz. Ya da zaten biz bu silahı kullansak da yani faizi düşürsek de bir işe yaramıyor, etkisi olmuyor diyorsunuz. Anlamak için gözlere dikkat edeceğiz galiba artık. Bir de Bakan Nebati kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz demişsiniz. Siz görüyorsunuz belki ama bunu bir de Şubat ayı faturalarıyla tam zamları gören vatandaşa sorun derim. Ve sayın seyirciler, çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor. Tüketici tezgahlara yanaşamıyor. Sadece Aralık'tan Ocağa bir ayda yaşanan fiyat değişimleri bile çok yüksek. Bir ayda en çok sebze fiyatları artarken ortalama %9'a ulaşan artışlar var ürünlerinde. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre açlık sınırı da 4.924 liraya yükseldi. Enflasyonu hiç sorma. Enflasyon mahvolmuş. Enflasyon %70 olmuş. Kardeşim bir şeyin yanına varılmıyor. Her şey pahalıdır. Enflasyon aldı başını gidiyor. İki torba alıyorsun 120 lira, 150 lira. Ne aldınız mesela? Hani portakal, mandalina, bakliyat. Artık bir pişirimlik alıyoruz, iki pişirimlik alamıyoruz. Ben markete girmiyorum, markete girdim mi sinirleniyorum. Hanıma dedim ki sen bundan böyle markete gideceksin. Parayı verdim, bundan böyle markete o gidiyor. 3 liralık bir şey olmuş 8 lira.
Yani bu %100 çıkar mı ya? Her ay artan enflasyon ve beraberinde gelen zamlar vatandaşın mutfağındaki yangını iyice körükledi. Fileler dolmaz, vatandaş istediğini alamaz oldu. Aralıktan ocağa bir aylık fiyat farkları %9'u buldu. Eline aldığın zaman elin bir kere yanıyor. Verdi bize 5 kuruş, aldı 25 kuruş. Yazık günah. Alamıyoruz işte, ha 100 lira gitti bak. İnanır mısın, şu balık çıktı çıkalı ilk sefer bir balık aldım, o da 25 lira verdim. Hanım mı yiyecek, ben mi yiyeceğim? İki kişiyim bir de. Gittikçe kötüye gidiyor. İyiye gitmeye gün yok. Gittikçe kötüye gidiyor. Vatandaş perişan. Perme perişan. Balık çok pahalı. Bir kilo çupra Aralık ayında 50-55 liraydı. Şimdi kaç para oldu? 85 lira. Tezgahın önünden de arkasından da benzer sesler yükseliyor. Birleşik Kamu İş tarafından yapılan halkın enflasyonu araştırmasına göre Ocak ayında gıda fiyatları Aralık ayına göre %9 arttı. Yıllık gıda enflasyonu da %87,7'ye yükseldi. Geçen ay değerlim bir yağ 100 lirayken şimdi 120 lira. Günlük zam geliyor. Fiyatlar çok pahalı. 100 lira ayırdım, 150 lira gitti şimdi. Kaliteli yiyemiyorsun oğlum ya. Alıyorsun ama az alıyorsun, ama kalitesiz alıyorsun. Bizim cebimizdeki enflasyon %100. Aldığımız maaş 3000, evimizin mutfak masrafı 5000. Nasıl çıkacağız bu işin içinden biz de bilmiyoruz. Gelsin bir kilo et alsın 100 lira, bir tane tavuk alsın 50 lira, 150 lira. Bu vatandaş beş baş nüfusunu nasıl geçindirecek? Ocak ayında zam şampiyonu sebze oldu. Patlıcan 10 lira, 15 lira, şu anda 20 lira arasında. Kabak 10 liraydı, 12 liraydı, şu anda 15, 16, 17 devam ediyor. Ocak ayında en çok zam gelen ürünler sebze ürünleri oldu. Bunların içerisinde domates, patlıcan, kabak ve biber en çok zamlanan ürünler. Bu ürünlerdeki sadece bir aylık fiyat değişimi %25. Her kuruş kıymetli vatandaş için. Biriken bozuk paralar pazarda yardıma yetişiyor, alım gücüne destek oluyor. Zamlar her üründe etkisini gösteriyor. Et ve balık fiyatları da son bir ayda %7,2 arttı. Vatandaş zaten kırmızı ete hasretti. Tek protein kaynağı olan balık da artık ateş pahası. Geçen ay kıyma 70 liraydı. Şu an en ucuz kıyma 90 lira. Tavuk ürünlerinde tavuk 19 liraydı, şu an 26 lira. Aralık'la Ocak arasında şu an %30 ete kabul eden bir fiyat farklılığı var. 100 lira kasapta abi. Neyini alacaksın ya? Neyi yiyeceksin ya? 2 kilo hamsi aldım 80 lira. Bunu 3 kişi yiyeceğiz. Ama doyarız ama doymayız. Açlık sınırı da belli oldu. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Ocak ayında bir önceki aya göre 272 lira artarak 4.924 liraya yükseldi. Bu rakam yeni asgari ücretin, yani 4.253 liranın 670 lira fazlası demek. Yoksulluk sınırı da 15.013 lira oldu. Hava giderek soğuyor, tüketici ısınamıyor ama cebi alev alev, çünkü gün gün zamlı tarife daha çok hissettirmeye başladı kendini faturalarda. Bu kara kış gününde dert ısınmak değil, faturaları düşürmek oldu. Faturalarınız geldi mi? Uy, hiç sorma hiç. Niye sormuyorsun? 3 kat. Çok geldi canım, geldi. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Elektrik 300 lira geldi. Doğalgaz 1000 lira geldi. Yandık. Zamlı tarife gün be gün daha çok yansıyor faturalara. Tüm Türkiye'de hava buz kesti ama tüketici yanıyor. Kullandığı doğalgaz ısınmasına yetmese de gelen fatura cebini yaktı tüketicinin. Elektrik doğalgaz faturasını ilk gördüğünüzde tepkiniz ne oluyor? Başımızdan aşağı kaynar su dökülüyor. Ben şok oldum mesela, hiç ödememiştim bu kadar. Soğuklar kendini iyice hissettirdi. Termometreler gece eksileri görüyor. Dolayısıyla ısınmak en büyük ihtiyaçlardan biri şu an. Ama tüketicinin eli ne doğalgazı açmaya gidiyor ne de elektrik düğmesine basmaya. Çünkü sadece ihtiyacı kadar kullansa bile artık faturalar 1000 lirayı buluyor. 1 milyar geldi. 1000 lira. Evet, elektrik 1 milyar geldi. Yiyeceğimizi, içeceğimizi elektriğe vereceğiz. Doğalgaz faturası 800 liraya yakın geldi tek başıma yaşadığıma rağmen. Aldığınız asgari ücretle bu faturaları ödeyebilecek misiniz? Yok, kira 2500. Yani ben hayret ediyorum, nasıl geçiniyoruz? Soru işareti yani. Asgari ücretli bu sorunun cevabını Şubat ayında alacağı ilk zamlı maaşıyla çözmeye çalışacak. Ama sadece kira ve doğalgaz faturasını ödedikten sonra bile 4253 lira maaşından geriye kalanla ay sonunu getirebilmesi çok zor. Bir yanda maaşını faturalara yitirebilmekken endişesi, aynı sebepten işsiz kalma korkusu da yaşıyor. Onlardan biri yeni ay söz bir. Yaşadığı geçim sıkıntısı yüzünden ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. 2500 lira elektrik faturası geldi. Eczanede çalışıyorum ben. Ucu bana dokunacak yani eninde sonunda. Tek odayı yakıyoruz. Herkes bir odada yine. Sobalı günlere geri döndük. Teşekkür ediyorum.
1989'a geri döndüm ben. Annemle babamla tek odada oturuyoruz artık. Onu yaptılar, onu başardılar yani. Bir araya geldik ama maalesef ekonomik şartlardan dolayı geldik. Çamaşır makinesini gece açıyorum. Sabaha kadar makinayı bekliyorum. Gece çalışıyorum az gelsin diye. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyor kızım. Aynı odadayız. Ders çalışması zor olmuyor mu? Oluyor. Doğalgazı daha az ödemek için sadece tek oda ısıtılıyor evlerde. Fırın, ütü, çamaşır ve bulaşık makineleri daha az kullanılıyor. Elektrik faturasını düşürebilmek için uykusuz geceler geçiriyor tüketici. Doğalgaz yarım dayanıyor, minimum dayanıyor, sürekli yanıyor. Isınabiliyor musun? Ama işte içerisinde şeyin havasını kırdı mı yeterli. Fazla öyle soba gibi falan ısınma bekleme zaten. İçeride torunlar olmaz onu da yakmayız yani. Yani ben torunlarım uyurken baktığım zaman ağlıyorum. İçin için ağlıyorum. Kıstığımız zaman çocuklar hastalanıyor. Doktorlardan tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Bizi bu duruma getirenler utansın. Elektrik faturasına gelen zamlar herkesi zorluyor ama elektrikten tasarruf etme şansı olmayan küçük esnaf daha da zorda. Özellikle gıda sektöründekiler bir ayda faturalarının 3 katına çıktığını söylüyorlar. Direnemeyenler kepenk indirmeye başladı bile. Her ay işletmemize 5 lira 6 lira civarında elektrik faturası gelirdi. Ondan bile varyansın ederdik. Şu anda bu ayki faturam 9050 lira geldi. Bu esnafın batması anlamına geliyor. Battı da. İzmir'de sadece 15 günlük elektrik faturası 1719 lira gelen küçük bir kafeterya camına devren kiralık afişi astı. Yanına da elektrik faturasını koyarak. Artık dayanacak gücümüz de kalmadı. 23 Aralık Perşembe günü bana fatura gelmiş 1413 TL. 12 Ocak Çarşamba günü 2360 lira bana fatura gelmiş. Aynı kilovatı kullanıp bu kadar fatura nasıl zamlanıyor? Yani nasıl oluyor bu iş ya? Cumhurbaşkanı 14 tane Şanlıurfa milletvekilinin gücü bu Şanlıurfa'da tedaşa yetmiyor. Şanlıurfa'da da esnafın fatura eylemi vardı. Tepkisini pankartta da anlatmak istedi esnaf ama polis izin vermedi. Bu kanunsuz, biz buna müsaade edemeyiz. Baktık soygun var, soygun var. Türkiye'nin dört bir yanında küçük işletmelerden aynı ses yükseliyor. Esnaf kazandığı parayla geçinmeyi bir yana bıraktı, faturalara yetişmeye çalışıyor. Yaklaşık 9 bine yakın bir faturamız geldi. Geçen aya baktığımızda 2 katı, 3 katı bir faturamız oldu. Kış günü malum işimiz yok. Pandemi de etkilemekte. İşler çok durgun. Bakın öğlen saati şu anda iş yok. Dün faturam gelmiş mesela 4000 lira faturam gelmiş. Elektrik faturam. O kadar kısıyorum ki burada. Onu kapatıyorum, bunu kapatıyorum ama 4 milyar gelmiş. İnanın ki ben zaten çalışan 5-6 dolabımdan 1-2 tanesini iptal etmiş durumdayım. Girdiğinizde şu ışıklar bile sönüktü, ışıkları bile yaktım. Lazım oldukça aç kapa işine giriyoruz. Kimi elinden geldiğince kısıyor ama kimi elektriksiz iş yapamıyor. Ankara'daki küçük işletmesine bir ayda 3 katı fatura gelen Osman Kapukaya gibi. Geçen ay 3300 liraydı faturası, bu ay 9000 lira. Hiçbir yerden kısma şansımız yok. Işıklar mecburen açılıyor, dolaplar mecburen elektrikli çalışmak zorunda. Maç yayınlarımız oluyor, televizyonlar devamlı açık. Aralık'ta 2700 lira geldik. Bu ay aynı kullanıma biz 8500 lira gibi bir tutar ödeyeceğiz. 4 katı gibi bir farkla. Hani ilk başta zaten faturayı alınca şey olduk. Yok ya bunda kesin bir sıkıntı var. Hatta ben şey dedim, kaçak elektrik mi çekiyorlar acaba bizden? Bir ayda 2-3 katına çıkan masraflardan sadece bir kalem elektrik faturası. Günde 300-400 liralık kartlı olarak doğalgaz alıyoruz. Gaza yetişemiyoruz. Bunun yanında asgari ücrete %50 zam geldi. Önümüzdeki ay onu nasıl yapacağız onu düşünüyoruz. Kira, doğalgaz, mazot, gıda, hemen her şeye peş peşe gelen zamlardan sonra esnaf ne yapacağını düşünüyor. Kepenk kapatmamak için direniyor ama CHP'li Veli Ağbaba'nın rakamlarına göre İzmir'deki gibi faturaya yenildik diyen esnaf sayısı da her geçen gün artıyor. 2021 yılında 101.750 esnaf kepenk kapatmış. Hem elektrik zamları, hem doğalgaz zamları, hem de motorine ve benzine gelen zamlar bize gösteriyor ki eğer destek verilmezse önümüzdeki aylarda toplu iflasları göreceğiz. Birsen Kurt demiş ki 20 Aralık'ta döviz düştü, bu zamlar neden? Zamların dövizle alakası yoksa bu zamlar niye? Döviz kimler için düşürüldü? Bakan Nebati, gözlerimizde ahlar var, battık diyor çelişkili etiketiyle. Kadir Göçer'de enflasyon inişe geçti derken merkezin faiz indirmeyi pas geçmesi, akaryakıta da zam üstüne zam yapması çelişkili demiş. Efendim Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum'dan 2600 çiftçi kuraklık nedeniyle sözleşmeli ekim yaptıkları Çorum Şeker Fabrikası'nın istediği kotaya ulaşamadı. Ulaşamayınca da para cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Çiftçiler fabrikanın Yozgat bayi önünde bir araya gelerek ses yükseltti. Devlet
Demiş ki %70'le %80 kuraklık var. Bize destek veriyor. Şöyle şeker var. Bize ceza yazıyor. Olmaz böyle bir şey. Bunu biz kabul etmiyoruz. Şeker pancarı üreticileri kota cezasına isyan etti. Çorum Şeker Fabrikası için ekim yapan 2600 çiftçi kuraklık nedeniyle fabrikanın istediği kotaya ulaşamadı. Ulaşamayınca da 15 milyon liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu şartlarda pancar parası alacak kaç çiftçi var aramızda? Allah aşkına var mı ya? Kimse yok. Çorum Şeker Fabrikası özelleştirilen şeker fabrikaları arasında. Haziran 2018'de devredildi. Aradan 5 ay geçmişti ki önündeki eylemle gündeme geldi. Çiftçi ve nakliyeci haklarını alamadıkları gerekçesiyle ses yükseltmişti. Köylünün hakkı yanıyor, nakliyecinin hakkı yanıyor. Biz 50 gündür buradayız. 50 gündür daha 1 milyon para almış değiliz. Devlet geri bunlardan alsın. Biz devletimize çalışmak istiyoruz. Evet. Üreticinin isyanı böyleydi. Ancak devralan şirket işletmeye devam etti şeker fabrikasını. Şimdi çiftçi yine isyanda. Bu kez uygulanan kota cezası nedeniyle. Gece saat aşağı yukarı 12'ydi. Fabrika müdürü geldi. Fabrika müdürüne biz olayları diye anlattık. Anlattık ama adamların tek dediği şey bu. Biz ceza işlemi uygularız. Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Çorum'dan 2600 çiftçi fabrika için sözleşmeli ekim yapıyor. Ancak bu yıl bölgeyi kuraklık vurdu. Verim düştü. Bir de nakliye sıkıntısı nedeniyle ürünler aylarca tarlada bekledi. Rekolte kayıpları yaşandı. Çiftçiler şirketin istediği kotaya ulaşamadı. Su var, çalışmadı. Tembellik ettiysek eyvallah, başımızın üstünde. Büyük bir kuraklık yaşaması zaten 35-40 kilo arpa buğday verim almışız. Pancarda ne bekleyebiliriz olmayan sular? Siz de tutar bu yılda böyle bir ekonomi krizde, böyle bir ürün ortamında çiftçinin üstüne giderseniz olmaz. Çiftçi sahadan çekildiği zaman Çorum Şeker Fabrikası ne yapacak? Fabrika kotayı dolduramadıkları için üreticilere ceza kesmeye başladı. Üreticilerin iddiasına göre ceza 100 tonda 13 bin liraya, toplam ceza ise 15 milyon liraya varıyor. Mücbir sebeplerle üretemediğin, eksik bıraktığın miktara bugün ceza uyguluyorsun. O zaman 2022 yıl için öngördüğüm fiyatı bana vereceğin garantisi yok. Yarın başka bir kılıf bulup onu da keseceksin demektir. Şeker pancarı üreticileri de Yozgat'ta fabrikanın bayisi önünde ses yükseltti. Kuraklığı göz önünde bulunduran diğer şeker fabrikalarının kota cezasını kaldırdığını hatırlatarak Çorum Şeker Fabrikası'nın da kaldırmasını talep ettiler. Bu bizim ekmeğimiz, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Birilerinin keyfi uygulamasına kurban etmeyelim. Teşekkür ederim. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Bakanlığı'na soru önergesi vererek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 yılında ne kadar buğday, arpa ve mercimek aldığını sordu. Bakanlıktan yanıt geldi. Ancak yanıtta ne kadar ürün alındığı bilgisi verilmedi. Bakanlık cevabında üretici daha çok serbest piyasayı tercih etmiştir diyerek verilen buğday ve arpa fiyatının düşük olduğunu kabul etmiş oldu. Buğday fiyatına 2250 TL fiyat açıkladı, arpa fiyatına 1750 TL fiyat açıkladı. Biz o zaman itiraz ettik, dedik ki bu açıkladığınız fiyatlar çiftçinin üretim maliyetini kurtarmıyor. Siz bu fiyatları böyle düşük açıklarsanız çiftçiden ürün alamazsınız. TMO'nun stokları boş kalır ve daha sonra ithal etmek zorunda kalırsınız. Uyarılar gerçek oldu ve o gerçeği Tarım Bakanlığı da itiraf etti. Bakanlık bu yıl çiftçiden ne kadar buğday, arpa, mercimek aldığını sorusuna geçen yıllara göre daha az yanıtını vererek üreticinin düşük taban fiyatları nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ni tercih etmediğini bizzat açıklamış oldu. Kuru tarım çiftçisi tamamen bitmiş durumda. Kuru tarım çiftçisinin buğday, arpa, mercimek ve nohut ekmekten başka şansı yok. Çiftçilerimiz ne kadar ürünlerini götürdüler, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdiler diye bakana bir soru önergesi verdim. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer verdiği soru önergesiyle TMO'nun çiftçiden ne kadar buğday, arpa ve mercimek aldığını öğrenmek istedi. Ancak rakamlarla doğrudan yanıt verilmedi önergeye. Merak edilen alım miktarı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesinde yayınlanan raporlarda da yok. 1938 yılından itibaren tek tek verilen buğday alım miktarı 2019 yılından itibaren yazılmamış raporlarda. Sütunlar son 3 yıl için boş. Bana göre TMO bu yıl 1 kilogram dahi buğday almadı yerli çiftçiden. Buğday da almadı, arpa da almadı. Aldıysa açıklamasını istiyoruz. Kamuoyuna açıklasınlar. Biz bu yıl çiftçimizden şu kadar ton buğday aldık, şu kadar ton arpa aldık, şu kadar ton kırmızı mercimek aldık diye
açıklamalarını talep ediyoruz. Görelim bakalım çiftçiden hiç almışlar mı? Soru önergesine verilen yanıtta piyasa fiyatları TMO alım fiyatlarının üzerinde oluşmuş. Bu kapsamda üreticilerimiz ürünlerini ekseriyetle serbest piyasada değerlendirmeyi tercih etmiştir dendi. Yani Tarım Bakanlığı verilen fiyatın düşük olduğunu, piyasanın altında kaldığını kabul etmiş oldu. Ama bunun yanında Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçimize düşük taban fiyatı verirken yurt dışından da gitti, buğday ithal etti. Yani kendi çiftçimize vermediğimiz destek yurt dışındaki çiftçiye vermeye devam edildiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyatının çok iyisi yönündeki o dönemde yapılan açıklamalarında gerçekçi olmadığı görüldü. TMO ithal buğday arpa ihaleleri açmaya devam ediyor. Ağır üretim maliyetleri altında ekim yapmaya uğraşan Türk çiftçisi ise şimdi 2022'de açıklanacak alım fiyatlarının merakıyla hasat için yaz aylarını bekliyor. Hastanenin kanalizasyonu tıkanınca görevi olmadığı halde lağıma sokulan hepatit mikrobu kaparak yaşamını yitiren taşeron işçinin 9 yıl süren davasında karar çıktı. Bir hayatın ihmaller sonucu son bulmasına 12 bin lira para cezası biçildi. 12 bin lira parayla bir dava sonuçlanıyor mu? Bir insan bu kadar mı değeri var? Evraklar daha kıymetli olduğu için beni oraya lağıma soktular. Hastaneyi su basıp kanalizasyon tıkanınca tedbir alınmadan lağıma sokulan, hepatit mikrobu kaparak hayatını kaybeden taşeron işçi davasında karar çıktı. Kararla aile ikinci kez yıkıldı. Evlatlarının hayatına zaten bir değer biçilemezdi ama 9 yıllık hukuk savaşı sonunda 12 bin lira para cezası vicdanları kanattı. Devletimizden benim beklediğim, bizim bağrımız yandı, canımız yandı. Başkalarının da canı yanmasın diye gereken cezayı almalarını istiyorum. 2013 yılında Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 yaşındaki Zafer Açıkgözoğlu görevi olmadığı halde tıkanan kanalizasyonu açmak için görevlendirildi. Lağıma sokuldu. Hiçbir tedbir alınmadı. Genç taşeron sağlık işçisi hepatit mikrobu kaptı. Kadro olur mu? Garanti bir işim olur dedim. Ne derlerse yaptım. Yaptığım için de bu hale geldim. Karaciğer nakli oldu. Bir yıl boyunca mücadele etti ama aman vermedi hepatit. Hayatını kaybetti Zafer Açıkgözoğlu. Vasiyetiydi. Ailesine hakkımı arayın notunu bıraktı. 9 yıl sürdü o hak arama savaşı. Sonunda mahkeme bir karar verdi. Ama imza atılan skandal bir karar oldu. O kanalizasyonun kapağını açmamı istediler bizim şefimiz. Zaten açar açmaz bütün pislikler üzerime doğru fışkırdı. İçkinin işiymiş. Mahkeme, taşeron firma müdürüne önce taksirle ölüme sebep olmak suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Sonra o cezayı pişmanlık indirimiyle 12 bin liralık para cezasına çevirdi. Firmanın temizlik işleri müdürü de davada beraat etti. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Avukatımla görüşüp tekrar bu davanın bir üst mahkemeye başvurmamızı söyleyeceğim. Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz ayında yasalaştı. Ardından özellikle sokaktaki canlarımız için kafa karıştıran uygulamalar başlamıştı ki Tarım Bakanlığı'nın son verisi bu nasıl yasa dedirtti adeta. Yeni yasa çıkmış olmasına rağmen herkes gidip parasını veren hayvan alabiliyor. Sanki bir eşya alır gibi, bir mal alır gibi sonra da sokağa terk ediyor. Yasa var ama uygulaması yok. Hayvan satışının önüne bir türlü geçilemiyor. Eşya gibi satılan hayvanlar yine bir eşya gibi sokaklara terk ediliyor. Oysa yasa açık. Pet shoplarda hayvan satışı yasak. Ancak yasa çıktığından bu yana değil azalmak, sayısı arttı. 1881 olan ev ve süs hayvanı satış noktası 2323'e yükseldi. Pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Ancak 7. aya kadar da satışları devam ediyor. Şu anda devam edecek. Ama 7. ay geldiğinde bu sorun bitecek mi? Bitmeyecek. Çünkü neden? Katalog satışın önü açık hala. Yani insanlar bir kitaptan, defterden bakarak fotoğraflarından hayvan almaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili birçok dilekçe ulaştı.
Komisyon Başkanı Tarım ve Orman Bakanlığı'na konuyu iletince ortaya çıktı ki Türkiye genelinde 483 üretim ve satış yeriyle satışı yasaklayan yasaya rağmen İstanbul ilk sırada yer alıyor. Hayvanları Koruma Kanunu çıktıktan sonra mega kentte 30 yeni hayvan üretim ve satış yeri daha açıldı. Hiç pet shop olmayan illerde pet shop açılmış. Özellikle cins dediğimiz hani bu oyuncak gibi alınan ve terk edilen köpeklerle ve sokaklarda kedilerle çok karşılaşıyoruz. Ve bunlar kısırlaştırılmadan da aynı zamanda bırakıldığı için melez dediğimiz birçok hayvan çoğalmış durumda. Denetim olmaz, yasal yaptırımlar uygulanmazsa kontrolsüz çoğalan sokak hayvanlarının sayısı da artacak. Üstelik Temmuz ayında tamamen kapatılması istenilen hayvan üretim ve satış yerleri internet üzerinden satış yapmaya devam edebilecek. Ancak nasıl denetlenecek henüz yanıtı yok. Merdiven altı üretim ve satışsa kontrolsüzce devam ediyor. Ne gibi alanlarda üretim yapılıyor? Emin olun görmek istemeyeceğimiz, içimizin kaldırmayacağı alanlarda, adına çiftlik denilen, hatta çiftliğini geçtim merdiven altı bina içlerinde üretimler yapılıyor. Bu pet shoplara sadece profesyonel üreticiler değil, insanlar da evde hayvanlarını çiftleştirip doğan yavruların üzerinden pet shoplara satarak gelir elde ediyorlar. Bunların tamamının resmi şekilde ilerlemesi gerekiyor. Hem yasa yapıyor hem uygulamıyorsunuz. Bir süredir sokak hayvanlarının belediyelerce toplanıp dağlara, ormanlara atılmasına göz yumuyorsunuz. Yasa değiştirdiğiniz kanunda, değiştirdiğiniz o yasada sokak hayvanları rehabilite için alınır belediyeler tarafından, sonra yaşam alanlarına bırakılır demiştiniz. Ama buna uymayan belediyelere herhangi bir ceza görmedik, duymadık. İşte pet shop açanlar da bir şekilde bunu biliyor. Biliyor ki 6 ay sonra kapanmaları gerekeceğine inanmıyorlar. Onca masrafa girip bu iş yerlerini açıyorlar. Bu arada sayın seyirciler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla 4 kişi hakkında dava açılmıştı. Türkiye'de ilk defa belediyenin bakım evindeki görevlilerin yargılandığı bir dava bu. Salı günü ikinci duruşması yapılacak. Tüm hayvanseverlerin takipçisi olmasını öneririm bu davanın. Efendim şimdi ara zamanı. Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın El Kızı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır.